Dostlar, artık zaman geldi, çattı. Gördüğünüz üzere bu iki yavruyu incitmeye de korkuyorum. Daha yeni yavruluktan çıktı ya. Birazdan onları göstereceğim. Yalnız arkadaşlar, öncelikle şu kafesimize bir bakın. Sabahtandır uğraşıyorum, bayağı yoruldum. Yorulduğum için de ister istemez arkadaşlar, bunlarla biraz zaman geçireceğim ve aktif dinleneceğim. Burada arkadaşlar, Efe'ye de teşekkür ederiz. Bana bayağı yardımcı oldu. İsterseniz hadi gidelim. Bunları ayırmış olduğumuz yavru kümesine bırakalım. Hadi gel. Oy. Şu otomatik açılır sistemimizde yapalım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Şöyle bırakalım. Bir tanesini bırakalım şöyle. Hadi bakalım. Gördünüz mü? Sen bunu çek bakalım. Macarların rengi nasıl arkadaşlar? Haliyle şöyle korkmasınlar. Bir dakika. Şunu alalım. Şöyle telefonu da alayım oğlum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni yerleri bunlara hayırlı olsun. Sırtındaki tüyler sizin de dediğiniz gibi açılmaya ve beyazlaşmaya başladı. Ve bayağı da büyüdüler ha. Maşallah diyelim. Yeni yerlerinde hayırlı olsun. Ben şimdi şuraları, hadi aferin. Hadi bakalım. Sen de uç kuzum. Sen de uç. Hadi koş. Hop, 3 2 1. Çok iyi. Arkadaşlar, yuvamızın 3 ergeni, ikisi burada, biri de şu zeytinlilerin altında. 3 4. ergen nerede? 4. ergen. Aa, burada. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 ergen burada. Bunların abisi olan da, dördüncüsü burada. Arkadaşlar, onun tüyleri sanki böyle fitilli gibi ya. Neyse, ben şu kötü yemliklerini şuraya bırakayım. Yesinler. Bayağı da büyüdüler ha. Boyutları görüyor musunuz arkadaşlar? Normal şartlarda bu zeytinli, sırtı kızıl gibi olan zeytinli, bu iki tane macarın yavrularından daha da küçük yaşça, ama boyut olarak zeytinlinin yapısı onların iki katı. Şaşırtıcı bir şey. Neyse, bakalım artık. 4 tane yavrumuz kümesimize hayırlı olsun. Bakarsınız arkadaşlar, daha da güzel yavrular alırız. 4 dedik ama bir de postamız var. Of, 4'ünü görüyor musunuz? Hemen gidelim arkadaşlar. Bugün misafirimiz var. Bize yemek yapıyorlar. Yaptıkları yemeği de hemen gösterelim. Şöyle gidiyoruz. Bu arada ördekler artık özgür. Çünkü yeni yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel yaptım ama ha. Elime sağlık. Bakın. Efe, bayağı çalıştık değil mi? Evet. Güzel. Hadi o zaman gidelim. Av eti yapılıyor bize. Artık içeriğini tam olarak sormadık. Hemen gidiyoruz. Nasıl yapıldığını tam göremedim ama. Adem Hocam merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere adam tam piknikçi. İlk defa yiyeceğiz. Yalnız Efe garip garip bakıyor, çünkü daha önceden en fazla dürümcü Mehmet'te ancak tavuk dürüm yedi. Başka da bir şey yemedi. Değil mi adamım? Tuzunu atıp zeytinyağlı herhalde. Evet, zeytinyağlı. Saf zeytinyağı. Evet. Arkadaşlar, bu arada tenekesi 1500 liradan başlıyor, haberiniz olsun. Yani ona göre alacak olanlar, stoklayacak olanlar stoklasın baştan. Şöyle gördüğünüz üzere gerçekten açlıktan ölüyorum. Çünkü o yapmış olduğum kümes kısmını şöyle yavaşça büyüteyim. Bayağı güzel emek ettik. Kapısını mapısını ayarladık. İçerisini bayağı bir dolgu maddesiyle doldurdum. Zaten videoda da siz seyrettiniz. Şimdi oraya tavşanları koyacağız. Arkadaşlar, tavşanlar çok büyük sıkıntı yaşadılar. Ondan dolayı artık güvende olsunlar istiyorum. Çünkü onları parçalayan artık çakal olayı mı dersin, tilki mi? Zaten buradaki bütün köpekler de ya tilki ya da çakala benziyor. Bakacağız artık duruma. En sonunda nasıl olur? O zaman arkadaşlar, hemen pişirildikten sonra yemeğe geçelim.
Sevgili dostlarım, arkadaşlarım benim. Yemekten sonra kuşları da seyrettiniz. Kuşlar da girdi. Şimdi hava yavaş yavaş kararmak üzere. Ben uzun süredir efendim psikomotor yetenekleri gelişsin diye iş yaptırmıyordum. Ama şimdi gördüğünüz gibi acaba bir sürpriz mi var? Acaba bir köpek mi alıyoruz? Acaba bir yeni bir şey mi, hayvan mı alıyoruz? Onun yorumunu size bırakalım. Bu arada Efe de boyamayı öğrensin. Öyle kolay olmadığını, öyle ders çalışmak gibi olmadığını görsün. Arkadaş, ders dediğiniz zaman uykusu geliyor. Yaban hayvanı eti yedin. Ne hissediyorsun? Bir bak bakalım bana. Bir. Tuhaf avcı gibi. Nasıl? Avcı gibi. Avcı gibi mi hissediyorsun? Evet. Neyini sevdin ya da neyini sevmedin? Kemiğini sevmedim de o dışında tadı iyi. Evet. Tamamdır.